Merhabalar arkadaşlar, Akademik Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTuber hocanız Ayhan Ersöz. Bugün dersimizde size mutlak değerler özelliklerini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Mutlak değer konusu vazgeçilmez bir konudur arkadaşlar. Özel tanımlı fonksiyon olarak da geçiyor idi. Biz buna İngilizce Special Defined Function diyor idik. Dolayısıyla yeni müfredatta bu mutlak değerin grafikleri ve her sene kesinlikle bir tane gelmesi bakımından önemli bir konu. Ben de size muhteşem tüyolar vereceğim. Hiç karşılaşmadığınız yöntemler göstereceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Öncelikle mutlak değerin tanımıyla başlayalım. Mutlak değerin tanımı nedir diye sorsam %99 herkes şunu söyleyecek. Eminim yani. Her zaman pozitif sayıdır hocam diyeceksiniz. Arkadaşlar bu tanım eksik. Yani doğru değil. Ne zaman doğru biliyor musunuz? Mutlak değer her zaman pozitif çıkar demek, reel sayı verildiği zaman mutlak değer içinde. Yani 3 dışarıya nasıl çıkar? Artı 3 diye çıkar. Eksi 3 dışarıya nasıl çıkar? Artı 3. Bu ortaokulda temel mutlak değeri öğrendiğiniz zaman geçerli olan yöntem. Yani daima, daima pozitif çıkar. Dolayısıyla bu ifade reel sayılar için geçerli. Mutlak değer içinde sayı varsa, yani 3, 5, 7, eksi 5, eksi 7 gibi reel sayı varsa geçerlidir. Ama işin içine harf girdiği zaman bu tanım eksik kalır. Çünkü siz mutlak değer x nedir diye sorunca artı x çıkar dersiniz, hata yaparsınız. Çünkü mutlak değer x eşittir, eksi x de çıkar. İşte kablonun koptuğu an bu andır. Yani herkesin sigortasının attığı an bu andır. Hocam her zaman pozitif çıkar. E bu eksi ne diyenler var içinizde. Arkadaşlar bu eksi çok önemli bir eksi. Eksi artı yaptırtan bir eksi. Yani anlamı şu. Şimdi sizin elinizde x yerine 3 koyarsanız bu tabii artı olduğu için artı 3 çıkar. Yani x'te 3 olsa sıkıntı çıkmaz. Ama x'in değeri eksi 2 olduğunu düşünürseniz, o zaman siz buradaki x yerine eksi 2 yazarsanız eksi çıkartmış olursunuz. Onun için burası eksi 2 yazarsanız bu eksi çıkmasın diye önüne bir tane daha ekstra eksi konuluyor. Ne olmuş oluyor? Artı 2 çıkmış oluyor. Yani aslında eksi x nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. Pozitif. Yani eksi x pozitif. Bir harfin önünde eksi olduğu zaman o sayı eksi anlamı taşımaz. X'in işaretine bağlıdır yani. Dolayısıyla herkes burada bir karambol yaşar. Yeni başlayanlar ya da mutlak değeri ortaokuldan beri tekrar etmeyen arkadaşlar acı çekerler. Lütfen dikkat ediniz. Reel sayılarda daima pozitif çıkar doğrudur. Ama genel tanımını birinci tanım olarak şöyle vermeliyiz arkadaşlar. Yani bunun iki tane tanımı var. Birincisi şu. Mutlak değer dışarıya çıkışını söylüyorum. İçindekinin, içindeki ifadenin işareti ile, yani kendi işaret arkadaşlar, çarpılarak çıkar. Lütfen bunu cebinize koyun. Yazın bir yere. Yani mutlak değer her zaman pozitif çıkar ifadesini silin. Resetleyin. Bunu yazın kafanıza. Yani her mutlak değer içindeki ifadenin işaretiyle çarpılarak dışarı çıkar. Yani kendi işaretiyle çarpılır. Ne anlam taşıyor? Eğer işareti eksi ise siz bir daha eksiyle çarparsanız artıya dönüştürmüş olursunuz. İşareti artıysa bir daha artıyla çarparsanız artıya dönüştürmüş olursunuz. Yani mutlak değerin içindeki ifadeyi artı yapmak için kendisiyle çarpacaksınız. Demek ki ne yapmamız lazım? İçindeki sayının işaretini belirlemek lazım. Şimdi sil baştan yapıyorum bakınız. Konuyu öğrendik. Burayı siliyorum ve tanımı tazeliyorum. Ve genelleştiriyorum artık. Bu tanımı kullanarak genelleştiriyorum. Dolayısıyla diyorum ki arkadaşlar 3 dışarıya nasıl çıkar? Artı 3 demeyeceğiz. İçindeki işaret ne? Artı. Üzerine artı koyacağız. Artı ile çarpacağız. Artı 3 diyeceğiz. Hocam eksi 4 dışarıya nasıl çıkar? Eksi 4 işareti ne? Eksi. Üzerine bir tane daha eksi koyacağız. Eksiyle çarpacağız. Artı 4 çıkacak. Dolayısıyla sayıları böylece halletmiş olduk. Peki harfli ifadeler ne olacak? X dışarıya nasıl çıkar? Diyemez. Neden diyemez? Çünkü X'in işaretini bilmemiz lazım.
Onun için sorunun başında x küçüktür 0 olmak üzere gibi x'i tanımlar size. Dolayısıyla bu x'in işaretinin ne olduğunu söyler. X nasıl bir işaret? Eksi. Üzeri eksi. Eksiyle çarptığınız için eksi x diye çıkar arkadaşlar. İşte sizin anlamanız gereken yer burası arkadaşlar. Bir adım daha ileri gidiyorum. X küçük y küçük 0 olmak üzere x eksi y'nin mutlak değeri artı y'nin mutlak değeri artı eksi x'in mutlak değeri nedir diye soruyorum. Lütfen bunu bir yere not alarak yazınız. Bu arkadaşla bu arkadaşı yazarsanız artık mutlak değeri öğrendiniz demektir. %50'sini. Dolayısıyla nasıl çıkartıyorum? İzleyiniz. Diyorum ki x y'den küçük, y de 0'dan küçük. O zaman bunların işaretleri eksi. Peki x eksi y nasıl bir işarettir? X küçük bir sayıdır. Y büyük bir sayıdır. Küçükten büyük çıkarsa her zaman eksi olur arkadaşlar. Y'nin işareti nedir? Eksidir. Eksi x'in işareti nedir? Dikkat ediniz. X eksi zaten. Önüne de eksi koymuşum. Artı. İçinin işareti artı olmuş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla kendi işaretiyle çarpılarak dışarı çıkartıyorum. Bakınız tanım uyguluyorum. Eksiyle çarpıyorum. Eksi x artı y. Eksiyle çarpıyorum. Eksi y. Artıyla çarpıyorum. Eksi x. Y'ler ters işaretli 0 oldu. Eksi 2x oldu. Demek ki cevap eksi 2x oldu arkadaşlar. Bakınız bu tanımı yazınız, bu örneği yazınız ve mutlak değeri öğrenmiş olursunuz ama %50'sini. Dolayısıyla mutlak değer her zaman pozitif çıkar ifadesi eksik, yanlış yani. Dolayısıyla nasıl çıkar? İçinin işaretiyle çarpılarak dışarı çıkar. Dolayısıyla bundan sonraki hayatınızda mutlak değeri böyle öğrenin. İçinindeki sayının işaretiyle çarpılarak dışarı çıkar. Tanım bu, gerçek tanım. Tabii bu çıkartma tanımı. Dolayısıyla birinci konsept bu arkadaşlar. İnşallah anladınız. Anlamadıysanız videoyu durdurun. Tekrar yazın. Anlamaya çalışın. Anlattıktan sonra ikinci step'e geçelim. İkinci tanım ve son tanım. Arkadaşlar mutlak değerin gerçek tanımı. Mutlak değerin gerçek tanımı şu. A noktasına. Reel sayı doğrusundan bahsediyorum. A noktasına uzaklığı. B yani pozitif sayı olsun olan noktalardır. Mutlak değerin hani böyle kısaltılmış tabirle tanım bu arkadaşlar. Bir A noktasına uzaklığı B birim olan noktalar kümesi ya da en fazla B birim olan noktalar kümesi. Ne anlam taşıyor? Sayı doğrusunu çiziyorsunuz. Buraya A koyuyorsunuz. Bu A'ya B birim ileri gidebilirsiniz. Dikkat edin B pozitif. Ya da B birim geri gelebilirsiniz. Eksi B. Dolayısıyla çözüm kümesi A eksi B ya da A artı B olan sayılar. Peki biz bunu nasıl ifade ediyoruz? A noktasına uzaklık olduğu için X de bu arada olduğu için X eksi A'nın mutlak değeri eşittir B şekli ifade ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla mutlak değerin temel tanımı A'nda böyle gösteriliyor arkadaşlar. Yani içini sıfır yapan değer x eşittir a'yı buluyorsunuz. A'yı göbeğe yazıyorsunuz. B birimde öteleme miktarı. Öteleme. Yani a'dan b birim sağa, b birim sola gelebilirsiniz anlamı taşıyor. Eğer en çok deseydi, en az deseydi, en çok küçüktür büyüktür, en az büyüktür gibi ifadeler gösteriyor idik. Tam b birim uzaklığıysa eşittirle gösteriyoruz. Farkı bu. Bunlara eşitsizlik diyoruz, bunlara eşitlik diyoruz. Yani fark sadece küçüktür, büyüktür ya da eşittir farkından kaynaklanıyor. Bu da arkadaşlar varan 2. Yani ikinci mutlak değerin tanımı. Dolayısıyla birinci öğrendiniz, ikinci de öğrendiyseniz mutlak değerle ilgili sıkıntınız bitmiştir arkadaşlar. Şimdi isterseniz örnek üzerinde biraz size prova yapayım. Evet, güzel bir yeni nesil soru arkadaşlar. Reel sayı ekseninde eksi 2 noktasına uzaklığı, bakınız. Reel sayı üzerinde eksi 2 noktasına 3 noktasına eksi 2 noktasına uzaklığı 3 noktasına olan uzaklığın 2 katı. 3 noktasına uzaklığın 2 katı. Dolayısıyla x buradaysa bunun buna uzaklığı x eksi eksi 2, bunun buna uzaklığı x eksi 3,
Uzaklığın 2 katı çarpı 2'ye eşitmiş. Dolayısıyla x bakınız artı 2'ye dönüştü. Eşittir 2 çarpı x eksi 3 oldu. Dolayısıyla 2'yi içeriye dağıtabilirsiniz. 2x eksi 6 şeklinde yazabilirsiniz. Hangi şık doğru olacaktır? Cevap burası olacaktır. Dolayısıyla uzaklık herhangi bir noktaya uzaklık mutlak değerle ifadedir arkadaşlar. Önemli bir tanımdır. Geçelim diğer bir örneğimize. Evet, bu soru sayı doğrusu üzerinde 4 noktasına karşılık gelen yere güçlü bir adam Herkül bir traktör tekeri yerleştirmiştir. Bu teker sayı doğrusunu ayırmadan başka bir noktaya antrenman niyetiyle taşıdığı görülmüştür. Bu arkadaş böyle böyle bunu taşıyacak yani. Güçlü adam birinci defasında en fazla 10 yani 10 birim böyle gelebilir en fazla. 7 birim ikinci step'te taşıyabilir. Dolayısıyla bu arkadaş 21 birim bu tarafa, 21 birim bu tarafa taşıyabilir yani. En fazla 7 birim olduğuna göre tekerin bırakıldığı noktanın alabileceği değerlerin aralığı hangisini ifade eder? Şimdi arkadaşın götürdüğü yer burasıysa bu aradaki mesafe yani x eksi 4'ün yani 4'e uzaklığın olması lazım. En çok 21, en az 21. Dolayısıyla bu arkadaşımız 21'den küçük olması lazım. Pardon özür dilerim. 10, 17. Evet toplama çıkarmayı iyi yapmamız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla aha da burası 17. Bunu da silelim. Burası da 17 olsun. Aha da bunu da silelim. Burası da 17 olsun. Dolayısıyla bunu sağlayan ifade burs olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 4 noktasında sabit olan teker x noktasına gelmesi için bu aradaki mesafe x eksi 4 taş çatlasın 17 ileri gider. Taş çatlasın 17 geri gider arkadaşlar. Bunun da ifadesi aha da budur arkadaşlar. Geçelim diğer bir örneğe. Sayı doğrusunda 3 noktasına en az 5 birim, en çok 8 birim. Yani siz sayı doğrusu çizdiğiniz zaman 3 noktası fix. Yani x'imiz burada olduğunu düşünürsek ya da burada olduğunu fark etmez arkadaşlar. X eksi 3'ün mutlak değerinden bahsediyor. Aha da bu bakın. 3 noktası uzaklığı. En az 5 birim. Yani bu arkadaş en az 5 olduğuna göre 8'den başlayacak demektir. Yani bu arkadaş 5'ten büyük olacak demektir. En çok 8. Yani bu x bundan 8 santim uzaklığa gidebilir. Dolayısıyla burası da en taş çatlasın 8 olacak demektir. En az 5, en çok 8 aralığında olacaktır. Dolayısıyla bunu sağlayan ifade ne olacaktır? Bursa olacaktır. Dolayısıyla eşitliğe dikkat ederseniz arkadaşlar ben koymadım. En çok 8 dediği zaman 8 santim uzakta olabilir mi, olamaz mı? Yani bu en çok kavramı eşitliği kapsar arkadaşlar. Onun için de eşitlik koymak gerekir. Yani siz en çok 8 metre ileri gittiniz dediğiniz zaman siz 8 metre ileri gidebilirsiniz. En az 8 metre dediğiniz zaman 8 metre geri gelebilirsiniz yani. 8 işin içindedir yani. Dolayısıyla eşitlik koymakta fayda var. Bu uç noktalara dikkat ediniz arkadaşlar. Bu noktalara biz kritik noktalar diyoruz. Kritik noktalara özel ilgi gösterelim. Geçelim hızlı bir şekilde diğer bir örneğimize. Evet bu örneğe geçmeden önce biraz arkadaşlar işi teferruatlı hale getireyim. Yani size bazı pratik bilgiler vereyim. Biz logaritmanın mutlak değerin iki tane tanımını verdim. Yani mutlak değer o iki tanımla her türlü soru çözülebilir. Ama şimdi adım adım biraz daha işi hızlandıracağız. Mesela siz mutlak değer içinde eksi x görüyorsunuz arkadaşlar. İçerideki eksinin mutlak değere bir katkısı yoktur arkadaşlar. İçerideki eksi nasıl olursa olsun eksi de etkilese artı da etkilese dışarı hep pozitif çıkacağı için yani kendi işaretiyle çarpılacağı için dolayısıyla içindeki ifadeyi etkilemez. Dolayısıyla mutlak değer x'tir. Bunun bir adım uzatalım. X eksi y'nin mutlak değeri eşittir. Y eksi x'in mutlak değeridir. Yani siz içeride yer değiştirseniz, işaret değiştirseniz sonuç değişmez arkadaşlar. Neden değişmez? 4 eksi 1'in mutlak değeri, 1 eksi 4'ün mutlak değeri her zaman 3'tür. Yani sonuçta 3 çıkar, artı çıkar. Dolayısıyla bunu değiştirebilirsiniz. Önemlidir. Birinci konsept bu. İkincisi, mutlak değerler sayı parantezine alınabilir ya da genişletilebilir.
Ama A eleman R artı olacak, pozitif olacak. Dolayısıyla AX eksi AY mutlak değer dediğim zaman A parantezini alıp X eksi Y diye yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu da çok önemli bir özelliktir. Ya da parantezin içine dağıtabilirsiniz. Önemlidir. Üçüncüsü, tekrar yazıyorum. Matematikte büyükten küçük çıkarsa arkadaşlar artı, küçükten büyük çıkarsa her zaman eksidir. İşaret önemli değildir. Yani sayı doğrusunda x ahanda burası, y de burası. Y'den x çıkarsa mutlak değer y eksi x'tir arkadaşlar. Her zaman pozitif çıkar. Neden? Bu arkadaş büyük, bu arkadaş küçüktür. İşareti önemli değil. Ama x eksi y mutlak değer dersem, küçükten büyüğü çıkartırsam eksi x artı y diye çıkar arkadaşlar. Bakınız, işaretler değişti. Demek ki işaretler değişmiyorsa içerisi pozitif, işaretler değişiyorsa içerisi negatiftir. Bu çok önemli bilgidir. Bunu lütfen cebe koyunuz. Aynen çıkıyorsa içi pozitif, ters çıkıyorsa içi negatiftir arkadaşlar. Önemli bir konsepttir. İşinize çok yarayacak. Ondan sonra cımına diğer özellikleri de soru çözerken arkadaşlar ifade edeceğim, göstereceğim. Dolayısıyla bu üçünü cepte dursun. Soruları geldikçe ben size hatırlatmalar yapayım arkadaşlar. Soruyu çözmeye devam ederim. İki ile üç arasında bir x sayısı var. Bakınız, tanım kümesi verilmiş. Biz buna tanım kümesi diyoruz. Dikkat ediniz. Eşiti aşağıdaki hangisidir? Şimdi ben ne yapacağım? Her mutlak değerin içindeki işaret artı mı eksi mi karar vereceğim. Bunu vermek için de şuradan bir tane kendime 2,5 diye bir sayı alacağım. Arada olan bir sayı. 2,5'tan 3 çıkarsa negatiftir. 2,5'tan 2 çıkarsa pozitiftir. 2,5'a 1 eklersek 3,5 pozitiftir. Demek ki nasıl çıkacak? Bu eksi çıkacak. 2 parantez açıyorum. Eksi x artı 3 bakınız. Bu ne yapacak? Artı çıkacak. X eksi 2 artı çıktı. Bu da artı çıkacak. 3x artı 3. Sadece sorun burada. Eksi 2x artı 6 artı x eksi 2 artı 3x artı 3. 3x, 4x, 2x kaldı buradan. 6, 4, 3 daha 7 oldu. Dolayısıyla cevap C olmuş oldu arkadaşlar. Bu soru tipik bir mutlak değer sorusudur. Bu soruyu anladıysanız konsept bitmiştir arkadaşlar. Mantık bundan ibaret. Bununla ilgili soru çözmeye devam ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. A eksi 6 nasıl çıkmış? 6 eksi A arkadaşlar. Ters çıkmış. Demek ki ters çıktığına göre bu negatifmiş. Negatif olduğu için arkadaşlar dikkat ederseniz 4 versek bunu sağlar. 5 versek bunu sağlar. A eksi 6 küçükmüş sıfırdan arkadaşlar. Hatta eşit de olabilir. Dolayısıyla buradan A küçük eşit 6 sonucuna varırız. Burada nasıl çıkmış? Aynen çıkmış. Artıymış yani. 2A eksi 4 artı olduğu için sıfırdan büyük eşitmiş. A da büyük eşitmiş 2'ymiş arkadaşlar. Demek ki hangi değerleri alabilir tam sayı? Bakınız. 2 alır, 3 alır, 4 alır, 5 alır, 6 alır. Toplamı kaçtır? Bu ikisi 5 yapar, 10 yapar, 10 da bu yapar, 20 yapar. Cevap Ceyhan'dır arkadaşlar. Dolayısıyla içindeki ifade nasıl çıktığına göre artı eksi karar verebiliyoruz arkadaşlar. Geçelim diğer bir örneğimize. Evet, geometri uygulaması arkadaşlar. Kenar uzunlukları ABC santimetre olan bir üçgen verilmiş. 74, 46, hatta bunu da bulalım. 110, 120 olduğu için buraya 180'den çıkartırsak 60 derece kalacaktır. Dolayısıyla bu ifade nedir diye soruyor. Neydi kural? Büyük açının gördüğü kenar ağzı büyük olduğu için büyük kenar görür arkadaşlar. Dolayısıyla B büyüktür. Sonraki 60, 60'ın gördüğü A, sonra C. Demek ki bu üçgen bunu anlatıyor. Şimdi mutlak değere bakıyorum. A eksi B küçükten büyük çıkarsa negatif. A küçük bakınız. B eksi C, B büyük. O zaman büyükten çıkınca pozitif. C eksi A küçükten çıktığı için negatif. Dolayısıyla bu ifade ne oldu?
Eksi a artı b oldu mu? Oldu. Ötekini aynen b eksi c yazdık mı? Yazdık. Ötekini de eksiyle çarptık mı? Okey. Sadeleştiriyorum varsa. Neler var? Eksi a artı a'yı götürdü. 2b buradan geldi. 2c de buradan geldi. Dolayısıyla cevabımız Edirne olmuş oldu arkadaşlar. Gayet hoş, basit, geometri entegre güzel bir soru arkadaşlar. Bu konsepti anladıysanız arkadaşlar mutlu sona ulaşırsınız. Mutlak değer bundan ibaret yani. Artım çıkar, eksim çıkar. İşaretini belirle, çarp çıkar. Olay bu kadar basit yani. Geçelim diğer bir soruya. Evet. Burada gene bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Mutlak değerlerle köklü ifadeler iç içe arkadaşlar. Bir temel bir özelliği var. Herkes çok iyi biliyor ve sorumlu olduğunuz bir özellik. Dolayısıyla toparlarsak iki tane tanım verdim size. Çok önemli tanım. Üç tane kural verdim arkadaşlar size. Mutlak değerin pratik olarak eşitlerini verdim. Ve beş etti. Bir tane son olarak da köklü ifadeyle ilişkisini söylüyorum. Ve altı özellikle arkadaşlar mutlak değeri bitirmiş olacağız. Şimdi mutlak değerin köklü ifade alakası şu arkadaşlar. Biz biliriz ki karekökün dışına bir sayı çıkabilir. Nasıl çıkar? Burada 2 olduğu düşünülür. Bunlar sadeleşir. A diye çıkar deriz. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü A negatif mi pozitif mi olduğu sıkıntılıdır. Bir şeyin karesi pozitiftir arkadaşlar. Yani siz A kareyi aldığınız zaman burası pozitiftir. Onun için dışarıya arkadaş eksi çıkamaz. Yani artı çıkması lazım. Onun için biz deriz ki a kare dışarı çıkarken a diye çıkmaz. Mutlak değer a diye çıkar. Yani kökün dışına çift kuvvetler arkadaşlar pozitif çıkarlar. Buna dikkat ediniz. Ha hocam tekler nasıl çıkar? Eksi mi çıkar? Hayır. Teklerde sıkıntı yok arkadaşlar. A küp eşittir kabak gibi a çıkar. İşareti eksi ise eksi, artı ise artır. Yani burada sıkıntı yok. Yani eksi 8 dediğiniz zaman eksi 2 çıkar mesela. Sıkıntı yok. Çünkü küpün dışına eksi löp diye çıkar. Küplerde, tek kuvvetlerde eksi dışarı çıkartıp işlem yapabilirsiniz. Ama 4 kök eksi 16'da bu eksiyi dışarıya çıkartamazsınız. Yemez yani. Onun için bu ifadeler sıkıntılıdır. Neler sıkıntılıdır? Çift kökler sıkıntılıdır arkadaşlar. Çift kökler daima pozitif çıkar. Onun için de mutlak değer kullanırız. Yani şöyle sorularla karşılaşacağız. X kare eksi 2x artı 1'in kökü gibi ifadelerle karşılaşacağız. Bunlar büyük ihtimalle tam kare olacak. Dolayısıyla dışarıya x eksi 1'in mutlak değer şeklinde yazacağız. Soru tiplerimizde bunları çok görürüz arkadaşlar. Bu hatırlatmadan sonra diğer örneğimize geçebiliriz. A büyüktür sıfırmış, B küçüktür sıfırmış. A çarpı C sıfırdan küçükmüş. Hemen A'nın B'nin C'nin işaretlerini şuraya yazayım ki daha belli olsun. A pozitif. A çarpı B sıfırdan küçük olduğuna göre A pozitif olduğuna göre B negatif. A pozitif olduğuna göre C'den olması lazım. O da negatif. Dolayısıyla işaretlerimiz bunlarmış. Şimdi A eksi C dışarıya nasıl çıkar? A artı bu eksi olduğu için eksi eksi zaten artı yapar. Burası kabak gibi artıdır ve aynen çıkar. Artı demek aynen demek. 4a kare nasıl çıkar? 2a'nın mutlak değeri şeklinde çıkar. Çünkü 2 çift olduğu için. Küplerde sıkıntı yok. Artı 2b diye direkt yazabilirsiniz. Eksi 2c, eksi 3a, 7 tek olduğu için sıkıntı yok. C'dir. Bu kadar. Şimdi mutlak değerlere bakalım. A pozitif bakınız. O zaman burası pozitif yani 2A diye çıktı. C negatif. Negatif olduğu için dikkat ediniz. Önüne artı yaptım. Artı 2C. Şu öndeki işaret değiştirdim. A pozitif olduğuna göre öndeki işaretle beraber eksi 3A oldu. Artı C artı 2B. A eksi C'yi aynen yazdım. Soruyu çözüyorum şimdi. Diyorum ki önce A'lara bakalım. A 3A eksi 3A 0 oldu. B'lere geldim. 2B var başka yok. 2B elde. B'leri de aldım. Eksi C artı C'yi 0 yaptı. Artı 2C oldu. 2 parantezinde B artı C oldu. Dolayısıyla cevap A'dan olmuş oldu arkadaşlar. Gayet hoş tatlı bir soru. Hemen çoğunuz diyecek ki hocam çok uzun çözüyorsun. Böyle soruların daha kolay çözümü var falan diyenler var. Arkadaşlar ben de çok zekiyim. Ben de biliyorum kolay çözümü. Nedir kolay çözüm? Değer ver.
Dolayısıyla bu sorularda değer verip soruyu çözebilirsiniz. Örneğin A'ya artı 1, eksi 1, eksi 2 gibi değerler verip soruyu çözüp şıklarda test edebilirsiniz. Bu yöntemi tavsiye ederim açıkçası. Ama klasik yöntemde çözmesini bilin ki denklem çözerken işinize yarayacak. Geçelim diğer bir soruya. Y küçük, x küçük 0 olmak üzere. Yani bu arkadaşlar negatif negatifmiş. Denklemi sağlayan y değeri kaçtır? Şimdi bakınız kök dışına çıkması için tam kare olması lazım. Demek ki bu bir şeyin karesi. Yani bu x'in karesi, bu 2y'nin karesi. X artı 2y'nin karesi. Löp diye ne yazıyorum? X artı 2y'nin mutlak değeri. Gayet kolay. Artı y eksi x zaten var. Artı y bölü çift kuvvet olduğu için mutlak değerini çıkartıyorum. Eşittir 14 çözmeye çalışacağım. Şimdi y eksi olduğuna göre, x eksi olduğuna göre bu için negatif. Y küçük, x büyük olduğuna göre küçükten büyük çıkınca eksi. Bakın hiç değer vermeden anlayabiliyorum. Y eksi. Dolayısıyla eksi olunca eksi x eksi 2y. Burası eksi y artı x. Burası eksi y eksi 1 eşittir 14. X'ler ters işaretli götürdü. Eksi 3y eşittir 15. Y eşittir kaç çıktı? Eksi 5. Demek ki cevap Ceyhan'mış arkadaşlar. Gayet kolay, hoş, tatlı bir soru. Yani son iki çözdüğüm soru uygulamayla alakalıydı. Eğer bunları bu şekilde uygulayabiliyorsanız, yani içindeki işareti bulup çarpabiliyorsanız mutlak değeri öğrendiniz. Bir öğretmen kadar iyi biliyorsunuz anlamı taşır arkadaşlar. Kendinize güvenin. Geçelim diğer bir soruya. Evet arkadaşlar. X 2'den küçük olmak üzere ifadesinin eşiti aşağıda hangisidir? Şimdi ben biliyorum ki çoğu cin fikirli arkadaş hemen şöyle yapıyor. Hocam x eşittir 1 olsun. Sonra 1'e göre çözüp soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Bu değer verme birinci yol olsun. Benden bilmeyenlere bir hediye olsun arkadaşlar. Bu tip sorularda x'e bağlı, y'ye bağlı değişkenli sorularda özellikle eşittir olmayan sorularda. Yani biz bunlara özdeşlik diyoruz. Bu gibi yani. Dolayısıyla biz bunun özdeşini bulacağız. Özdeş gibi sorular değer verebilirsiniz. Bu bir çözme yöntemidir, pratik bir yöntemdir, test tekniğidir. Bunların üzerine daha çok duracağız arkadaşlar. Takip edin. Özellikle özdeşler, çarpanlamalarda size 10 soruluk net çözdürme için yöntemler söyleyeceğim arkadaşlar. Bakınız bunu unutmayınız. İmza atıyorum. Eğer özdeş çarpanlamaya kadar takip ederseniz 10 soru net garanti. Sırf yöntemlerle. Dolayısıyla birinci yöntem bu. Değer vereceğiz. İkinci yöntem çözüyoruz. İçerideki kökten başlıyorum. Burası x 3 3 olduğu için x eksi 3'ün nesidir arkadaşlar? Karesidir. Dolayısıyla kare olduğu için arkadaşlar bu x eksi 3 diye çıkar. Ama mutlak değer diye çıkar. Eğer x'e 1 yazarsanız 1'den 3 çıkarsa negatif olduğu için bu eksidir. Eksiyle çarpacağız ama eksiyle çarpınca önünde de eksi var bakınız. Artı oldu. Yani durum şu. X kare eksi 5x artı 7. Bu eksi bu eksiyi götürdüğü için artı x eksi 3. Yani eksi dışarıdakini artı yaptı kurtardı. Dolayısıyla bu arkadaşımız ne olmuş oldu? Kök içinde x kare eksi x kare eksi şöyle sileyim. X kare yazamadım. Şuraya yazayım. X kare eksi 4x artı 4 oldu. Artı 4 oldu. Dolayısıyla bu da x artı 2'nin karesi. X artı 2'nin mutlak değeri oldu. Buraya 1 verdiğimiz zaman burası zaten pozitif oldu. Dolayısıyla özür dilerim x eksi 2'nin arkadaşlar. Bunu yanlış yaptım. X eksi 2, x eksi 2. Dolayısıyla buraya 1 verdiğim zaman negatif oldu bakınız. Negatif olunca eksiye çarptık. Eksi x artı 2 diye çıktı. Dolayısıyla eksi x artı 2 Adana doğru cevap olmuş oldu. Bu klasik çözüm. Bu pratik çözüm. İki tane çözüm yöntemi var. Hemen hemen tüm sorularda iki çözüm yöntemi vardır. Biri pratik, riskli ama pratiktir. Hızlı çözersiniz ama bazı riskleri vardır. Bunu detaylı anlatacağım. İkincisi klasiktir, uzundur. Yöntemi ve tanım biliyorsanız net sonuca ulaşırsınız. Dolayısıyla seçim, tercih sizin. Geçelim diğer bir örneğimize.
ABC reel sayılar için. Arkadaşlar reel sayılarda değer vermek sıkıntılı. Reel sayılar çünkü virgülü sayılar falan olabilir o bakımdan. Göre C kaçtır? Şimdi öncelikle A'yı verdiğine göre A'yı buraya koyacağız. A'yı önce buraya yerleştireceğiz büyük ihtimalle. B'yi buraya yerleştireceğiz. C'yi bulacağız. Zincirleme gibi. Dolayısıyla A'nın mutlak değeri yani 2 eksi kök 2. Hangisi büyük hangisi küçük? Arkadaşlar kök 2, 2 kök 4'e eşittir. Yani bu ifade aslında pozitif bir ifadedir. Artı bir sayı yani. Biz buraya artı bir sayı koyarsak, artı bir sayı koyarsak aynen çıkacaktır. Dolayısıyla 2 eksi kök 2 eksi 1. Yani 1 eksi kök 2'nin mutlak değeri olacaktır. B. B'yi bulduk. Şimdi 1 kök 1'dir. Bu kök 2'dir. Bakınız burası negatif oldu şu anda. O zaman ben hangi buraya koyarsam mutlak değerden eksiyle çarpılıp dışarı çıkacak. Mutlak değerden içerideki mutlak değerden eksi çarparak dışarı çıkartıyorum. Bu arkadaş da eksi 3 artı kök 2 olmuş olur. Dolayısıyla eksi 3 artı kök 2. Kök 2 bu da kök 9. Daha büyük. Negatif olduğu için negatif. Yani burası negatif gene. Dolayısıyla 3 eksi kök 2 olur. Cevap A'dandır arkadaşlar. Dolayısıyla ben size köklü ifadeleri hatırlattım arkadaşlar. Köklerin, kök 2'nin, kök 3'ün, kök 5'in, kök 7'nin değerlerini yaklaşık olarak ezberleyiniz. Kök 2 1.4'e yakın, kök 3 işte 2.4, 2.5 kaç yapar? 14, 15, 16, 280, 17, 289 yapar. 1.7 gibi mesela. Bunların değerleri yaklaşık olarak ezberleyiniz arkadaşlar ki dolayısıyla işimize yarayacak. Burada falan kullanabiliriz arkadaşlar. Evet bu sorumuzda arkadaşlar mutlak değerin birinci kısmını bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuz gene bunun devam niteliğinde olacak arkadaşlar. Takibi bırakmayınız. Lütfen ciddi bir şekilde ders çalışınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.